Peki bir video sorumuz var, görelim. Hocam selamünaleyküm. Hocam babaannemin kut hastalığı ve tansiyon hastası ve göz hastası hocam. Göz tansiyonu var yani. Oruç tutması sakıncalı hocam ama tutmak istiyor. Yani fidyesini de veremem diyor. Emekli maaşıyla geçiniyor sadece. Ne yapmalıyız? Torun babaanne için soruyor. Ne güzel tabii. Babaanne oruç tutamıyor, sağlığı müsait değil, fidye de veremiyor. Rabbimizin affı geniş. İlla vereceksin, aç duracaksın, vereceksin. Dinimizde böyle demez. Evet. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. 50 kilo götürebilirim. Yok 80 kilo götüreceksin diye yük yüklemez. Evet. Fidyesini de veremez diyor. İmkanı yok diyor. Evet, demek ki Rabbim, affını dileyecek. Öyledir. Evet. Rabbimizden aff dileyecek. Evet. Biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Muhterem hocam şöyle bir soru var. İsminin okunmasını istemeyen bir izleyicimiz soruyor. Hayırlı Ramazanlar Muhsin. Bir hocamıza sorar mısınız? Benim bir arkadaşım var. Oruç tuttuğunda mide ve baş dönmeleri oluyor. Öyle ki kendini kaybediyor ama hala inatla niyetleniyor. Doktorlar bir şey bulamıyor. Bugün görüştüm. Arefe günü başlamış oruca. Evet. Neden? Çünkü midem ve bedenim alışsın demiş ve Arefe günü oruç tutmuş. Evet. Hocam lütfen bu konuda bir şeyler söyler mi arkadaşıma diye yazmış. Efendim tabii bakın sevgili peygamberimiz bir duasında 5 şeyi istiyor. Allahümme inni eselike sıhhate vel affete vel emanete ve husnel huluk ve rıza bil kader. Hani birinci sırada sağlık istiyor. Sağlığım olmadan başka şeylerim de olmaz, ibadetlerim de olmaz. O yüzden yani kendi sağlığımızı heder edecek şekilde de hareket etmemeli. Özellikle uzman doktorun da tavsiyesi orucu tutmamam şeklinde ise ona itina göstermeliyim, tutmamam. Peki hocam Arefe günü oruç tutulur mu? Buna hiç gerek yoktu. Yani yevmişektir. Evet. O mekruhtur. Mekruhtur. Ya. Öyle. Evet. Peki Büşra Hanım'ın sorusu var. Hocama sorabilir misiniz diyor Büşra Hanım. 3 aylık emziren anne oruç tutabilir mi? Tutmasa olur mu? Fidyesini verse olur mu? Anne kendi karar versin. Eğer rahat tutabiliyorsa bebeği kendisi rahatsa tutsun ama zorlanıyorsa tutmayabilir fakat fidye vermesi söz konusu değil. Sonra Ramazan'dan sonra durum imkan müsaitleşince kaza edecek. Gününe gün kaza edecek. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var görelim. Hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Muhsin abi ben bir soru sormak istiyorum. Benim annem elinde titreme var, ayakları çok ağrıyor. Biz de oruç tutmasını istemiyoruz ilaç kullandığı için. İlaç kullanmazsa ellerini kullanamıyor. Günah olur mu? Annem de ben tutmak istiyorum diyor. Hocama sormak istedim. Hocamdan cevap bekliyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar. Annemin elinde titreme var, ayakları da ağrıyor. İlaç kullanmazsa ellerini kullanamıyor diyor. Ama bir de doktorunun kanaatini alsa daha iyi olurdu yani. Doktoru da yani bu iyileşmesi gecikir veya hastalığı daha da ilerler gibi bir kanaat beyan ederse o zaman annemizin yemesine izin vermeliyiz. Yani belki de biz evlat olarak çok şefkat gösterip de aman annemiz oruç tutmasın gibi düşünmüş olabiliriz. Hı hı. Yani bu konuda doktor karar verirse daha iyi olur. Doktor tavsiyesi önemli. Evet. Evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.